Esslingen'den merhaba arkadaşlar. Rechon du Vel'le rotalarımıza devam ediyoruz. Şu anda, bugün daha doğrusu Esslingen ve Stuttgart'ı size anlatmaya çalışacağım. Zaten bu ikisini bu videoya koymamın sebebi çok yakın olmaları. Stuttgart'la Esslingen arası yaklaşık 10-15 km arasında bir mesafe. Esslingen de Almanya'nın en ünlü evlerine sahip olan şehirlerden bir tanesi. En ünlü ve en eski arkadaşlar. Zaten ilerleyen dakikalarda bu evlerin birçoğunu göreceksiniz. Şu anda bulunduğum yerde meşhur Marktplatz dediğimiz meydanı. Hemen arkamda Stadtkirche adı verilen şehrin en ünlü kilisesi var. Mimarisi tamamen farklı arkadaşlar. Çünkü iki tane kuleyi bağlayan da bir köprü var. Bu mimari kolay kolay göremezsiniz. Birazdan diğer açıdan da size çekeceğim. Şimdi buradan sonra da Esslingen'de gezmeniz gereken mekanları anlatmaya devam edeceğim. Esslingen'de görmeniz gereken bir diğer mekan arkadaşlar Wolfsturm kuleleri. Burası 1220 yılından beridir Esslingen'i koruyan kulelerden bir tanesi ama en ünlüsü. Bunu en ünlü yapan şey hemen ön tarafında bulunan Kutsal Roma'yı simgeleyen Kartal'ın ve 5. Konrad'la 7. Henry'yi, bunlar da Kutsal Roma'nın imparatorları, onları simgeleyen aslan figürlerinin olması. Arkamdaki kapıdan genellikle insanlar Esslingen'i gezmeye başlıyorlar. Şu anda biz de o kapıdan o Esslingen'in o peri masalı kentinin sokaklarını gezmeye başlayacağız. Siz de bu kapıdan gelerek bu muhteşem şehri gezmeye başlayabilirsiniz ama biz diğer taraftan giriş yapmıştık. Bu yeri size göstermek istedim. Şimdi içeriye girelim. Geldiğim nokta kilise arkadaşlar. Stadtkirche adı verilen şehir kilisesindeyiz. Burası Almanya'nın en eski kiliselerinden bir tanesi. Bulunduğu bölgede 7. ve 9. yüzyıldan kalan kiliselerin üzerine kurulmuş bir kilisedeyiz. Yine gotik bir mimari, 1200 yıllardan kalma bir yer burası. Şehirdeki en önemli yapılardan bir tanesi. Aynı zamanda Almanya'da göreceğiniz farklı konseptteki kule, iki kuleyi birbirine bağlayan köprü olarak da çok ilginç bir konsepte sahip. Eğer şu Esslingen'e gelirseniz de zaten burayı şehrin bütün kısmından görebileceksiniz. Şimdi diğer kısımlardan yolumuza devam ediyoruz. Esslingen'in en önemli özelliği arkadaşlar 200'den fazla eski Alman evini barındırmış olması. Bunların birçoğu 1200'lü yıllardan kalma. Şu anda bulunduğum Wabergasse sokağında da bu evlerin birçoğunu görebiliyorsunuz. Hemen arkalarına uzanıyorlar. Marktplatz'a kadar devam ediyor bu evler. Bu evler Alemanik mimarisi ve romantizm böyle esintisi sunan evlermiş arkadaşlar. Hani bu bölgede Alman mimarlı evleri zaten çokla görebiliyorsunuz ama Esslingen, Göttingen ve bir yer daha vardı. Tam şu anda hatırlamıyorum. Onlar bu evler konusundaki en önemli yerler. Şimdi Marktplatz'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Daha önceki videolarımda Avrupa'nın birçok şehrinde Rathaus adı verilen belediye binaları olduğunu söylemiştim. Almanya'da da Rathaus belediye binası olarak geçiyor arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz 1420'li yıllardan kalan yine Alemannik mimarisiyle yapılmış olan, yani ahşap mimariyle yapılmış olan belediye binası Esslingen'in en önemli yapılarından bir tanesi. Üçgen bir çatısı var ve bu her bir katta da çok güzel böyle, belki şu anda mesafeden göremiyorsunuz ama yakın çekim yapmaya çalışacağım, heykeller ve çan kulesi var. Altta da her saat başı güzel bir gösteriyle çalışan bir astronomik saat var. Şu anda dediğim gibi arkamda bulunan kısım Rathaus ve sonrasında Marktplatz adı verilen şehrin en güzel meydanına da hemen belediye binasının solundan devam edebiliyorsunuz. Klein Venedik bölgesine geldik arkadaşlar. Burada da küçük bir Venedik gibi bir kanallar var. Bakın görüyorsunuz evlerin altından kanallar çıkıyor. Gerçekten çok ilginç. O koca koca binaların altından böyle kanallar var. Ve bunlar ufak ufak kanallara dağılarak şu ada gibi bölgeyi kaplıyor arkadaşlar. Güzelmiş. Şu an doğanın en güzel renkleri de karşımızda. Şimdi arkamda gördüğünüz Frankirche, yani Frank Kilisesi arkadaşlar. Bu şehirdeki en eski kilise olduğu söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki tamamen gotik kokuyor kilise. Buradan bakınca gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda pandemiden dolayı orası kapalı. Sadece ayin günlerinde açılıyormuş. Ben de boşu boşuna çıkmayayım dedim. Bu mesafeden size anlatayım dedim. Esslingen'e geldiğiniz zaman da görmeniz gereken bir diğer kilise de arkamda gördüğünüz Frankirche. Şimdi de
Esslingen Burg'a doğru, yani Esslingen Kalesi'ne doğru devam ediyoruz. Ve son olarak Esslingen'de görmeniz gereken bir diğer mekan, hemen şu arkamda gördüğünüz Esslingen Burg diye geçiyor. Yani Esslingen Kalesi, surları diyebilirsiniz. Şehrin en güzel noktalarından bir tanesi. Şu an biz Miray yanımızda olduğu için de bebek arabasından dolayı maalesef vakitten de dolayı yukarı çıkamayacağız ama görüntüler gerçekten güzelmiş. Ben biraz baktım, anladım. Size de anlatmak isterim. Yukarı çıkıp bütün Esslingen'e hakim bir manzaradan fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Güzel bir gün batımını izleyebilirsiniz diyoruz. Ve artık yeni ortamız Stuttgart arkadaşlar. Orada görüşürüz. Merhaba, Stuttgart'a geldim. Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart'a geldik arkadaşlar. Buradaki gezecek mekanları anlatmadan önce konaklamadan bahsetmek istiyoruz. Yani burası bir otel. Her yere gidiyoruz. Duymuyorlar seni, buraya gel. Şimdi tamam, şimdi ben konuşayım, ben burayı anlatayım şimdi. Evet, şu anda şehir merkezine çok yakın bir konumda bulunan Maritim Otel'e geldik. Maritim Otel. Tamamen buradaki en iyi ve güzel otellerden bir tanesi. Fiyatları gerçekten fiyat kalite dengesine göre çok düzgün. Restoranı var, dışarıda bir kış bahçesi var, her şey çok güzel. Hatta kapalı bir havuzu da var. Hani ailelerin ve iş adamlarının yoğun olarak tercih ettiği otelden bir tanesiymiş. Buradan da Rat House yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. Şimdi artık biraz da Stuttgart'ı gezmeye başlayalım. Evet, yani burası o kadar güzel bir yer ki. Stuttgart'ta gezmeniz gereken ilk mekan Furnis Katedrali ya da Furnis Kilisesi arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz gotik kilise Stuttgart'taki en önemli mekanlardan bir tanesi. 1400'lü yıllara varan bir geçmişi var. Önünde de çok güzel bir göl var. Özellikle Kasım ayındayız şu anda ve sonbaharın bütün renkleri şu anda bu kilisenin dört bir tarafını sarmış durumda. Otelimize yakın olduğu için ilk buradan başladık. Buradan sonraki durağımız da Rathaus bölgesi olacak. Şu anda bulunduğumuz cadde Königstrasse diye geçiyor arkadaşlar. Burası da bir nevi İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin Almanya versiyonu. Hatta 2014 yılında burada saatte 12.795 kişi geçerek dünyadan çok ziyaret edilen, en çok kullanılan alışveriş caddelerinden biri olma unvanını almış. 1977'den beri de burası trafiğe kapalı. Ta geçmiş dönemlerde aslında burası ahırların, bir de sonraki dönemde yazlık sarayın bulunduğu bir caddeymiş. Sonradan alışveriş caddesine dönüştürülmüş. Bu caddenin devamında, bu 1.2 kilometrelik caddenin devamında da artık Rathaus bölgesine ya da işte Markthalle kısmına, yani şehrin kalbinin attığı meydana gidiyorsunuz. Sıradaki kilisemiz arkadaşlar Stiftkirche, yani Stift Kilisesi. Burası iki eşsiz kulesiyle Almanya'daki en ünlü kiliselerden bir tanesi. Çok eski bir tarihe dayanıyor. 12. yüzyıldan kalma bir eser arkadaşlar. Burası 10. yüzyıldan kalma başka bir kilisenin de temelleri üzerinde tekrardan kurulmuş olan bir kilise. Gotik tarzı tabii ki. Bu bölgede oldukça gotik tarzı yaygın. Şu anda Covid'den dolayı içerisi kapalı. Ama siz de geldiğiniz zaman kilisede gezmenizi tavsiye ederim. Hatta bunun ön kısımdaki şu meydanda, yani burası Schillerplatz diye geziyor. Alman ünlü düşünür ve kültür elçisi, filozof, tarihçi gibi ünvanlar olan Schiller'in de adını aldığım bir meydanda çiçek pazarı kuruluyor arkadaşlar. Avrupa'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar, bakın. Böyle şehrin metalden ya da işte farklı materyallerden maketlerinin olması. Ama buradaki en önemli özellik de görme engelliler için de şehrin nerede neyin olduğunun yazılması. Çok güzel, düşünceli bir şey ve siz de burada şehrin eski halini, asıl mekanların birebir kopyalarını görebiliyorsunuz. Şimdi her Avrupa şehrinde olduğu gibi burada da Markthalle adı verdiğimiz böyle kapalı marketler bulunuyor arkadaşlar. Birçok işletmecinin gelip kendine küçük dükkanlar kurduğu, yıl boyunca açık olan bu şekilde gıda ağırlıklı marketler. Daha çok yöresel ürünler, Avrupa lezzetleri, çeşitli peynirler, çikolatalar, her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar buralarda. Ve dışarıya göre çok daha ucuz oluyor. O konuda da bilginiz olsun. Mesela şu anda bakın bir bakery kısmındayız.
Yani fırın kısmındayız. Normal kruvasanların fiyatları bretzeller 0.95 cent falan. Karşıda böyle envai çeşit peynirin bulunduğu peynirciler, bakın görüyorsunuz. Yani çok güzel bir ambiyansı var burasının da. Tabii Rotterdam'daki Avrupa'nın en ünlüsü. Orada ise diğer videoda anlatmıştım ama burası da ufak ve güzel, şirin bir yer. Arkadaşlar, Stuttgart sanat olarak da çok ünlü bir şehir. Sanatsal faaliyetler açısından ve çıkarttığı sanatçılar açısından da. Şehrin dört bir yanında heykelleri, sokak sanatlarını görmeniz mümkün. Bakın karşıda üç tane de büyük kaya kütlesi var. Üst üste konulmuş. Burada üç tane de tabii incelemek lazım, öğrenmek lazım. O kadar çok heykel var ki hangi birini öğrenebilirsiniz yani bu gezerken. Hemen şu karşıda Gutenberg Müzesi var arkadaşlar. Onun bahçesinde de böyle güzel heykelleri görebiliyorsunuz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ve şehrin kalbinin attığı Schollplatz'tayız arkadaşlar. Schollplatz'ta Schol saray demek, saray meydanı. Burası eski ve yeni sarayların bir arada bulunduğu meydan. Arkamda da buradaki Stuttgart'ta simgesi olan Jubil sütunu var. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda, üzerinde bir melek heykelinin olduğu sütun. Hemen onun karşısında şu anda dönme dolabın kurulduğu yeni saray var. Hemen orada devlet müzesi var. Az önce yanından geçmiştik. Eski kale şimdiki devlet müzesi olarak kullanılıyor. Yine burada orkestra, meleklerin böyle bir orkestrasını anlatan bir havuz var. Roma'daki biraz bize andırıyor. Bakın hemen karşısında bir tane daha var. Şu anda burası aslında Noel zamanlarında çocuklar için Noel parkıymış. Burada işte arkamda gördüğünüz gibi dönme dolaplar. Diğer tarafta bakın yine oyun, yetişkin oyunları ya da çocuk oyun alanları falan yapılıyor. İşte şu anda bütün ışıklandırmalar da var burada. Yetişkinler de diğer asıl Noel pazarına gidiyorlardı. Burası daha çok çocuklara hizmet eden bir yerdi. Dediğim gibi Stuttgart öyle çok aman aman bir tarih olan bir yer değil. Ama şehirdeki en önemli gezilecek yerlerden bir tanesi de bu meydan. Birçok şey bu meydanda bulabiliyorsunuz. Buradan sonra da eğer vakit olabilirse kütüphaneye gideceğim ve Stuttgart videosunu da harika bir yemek önerisiyle bitireceğim. Stuttgart'ta görmeyi en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi olan Stuttgart Kütüphanesi'ne geldik arkadaşlar. Burası Güney Koreli mimar Ernst Jong Yi tarafından 2011 yılında tasarlandı. Dışarıdan bakınca tamamen bir küp bir yapı ve geceleri inanılmaz güzel görünüyor masmavi ışıklarla. İçerisi de böyle bir sonsuzluk gibi bembeyaz rafların arasında binlerce kitap sizi bekliyor arkadaşlar. Dünyanın bütün dillerinde kitaplar da mevcut. Her katta farklı bir temaya uygun kitaplar sergileniyor arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi burayı gördüğüm için çok mutluyum. Artık şu Stuttgart gezimi tamamlayabilirim. Ve Stuttgart'ta hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar Stuttgart'taki yemek için L'Artista Pizza'ya geldik. Buradaki en ünlü pizzacılardan bir tanesi. Zaten sizi arattırdığınız zaman göreceksiniz. Pizza severler için gerçek İtalyan lezzetleri sunan bir yer. Biz de İtalya'ya olan özlemimizi gidermek için buraya geleceğiz. Şimdi bir içeriye girelim. Hello. 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 Masamız zaten ayrılmıştı. Kurçetlerle başlayacağız arkadaşlar şimdi. Burası küçük bir aile işletmesi. Daha önce de buraya ile ilgili güzel tavsiyeler almıştım. Şimdi biz de burada güzel bir akşam yemeği yedikten sonra artık Stuttgart'ı gezmeye başlayacağız. Evet, sonunda geldi. Çok güzel pizzalar var arkadaşlar. Napoli pizzaları ve bruschetta var burada masada. Zaten artık İtalyan lezzetleri deyince akla gelen iki tane lezzettir aslında bu da. Tabii spagetti ve birkaç lezzetin dışında. İtalyan şarabımızla birlikte çok güzel bir gece geçireceğiz. Ve ben ufaktan başlıyorum. Önce bruschetta ile başlayacağım. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum da. Ben Napoli'ye götürün. Gerçekten Napoli'ye gitmem lazım harcayan. Bir de şimdi bu biraz zahmetli olacak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın pizza böyle olur. Yani bizdeki gibi böyle her şeyi içine koymak olmaz. İstanbul'da biraz bunu oturtmaya başladılar. Hatta Türkiye'de artık yeni nesil pizzacılar da artık böyle olmaya başladı ama bu şekilde yani İtalyan pizzasının bir kısmı çok ince ve kıtır kıtır oluyor. Ama Napoli pizzasının farkı da şu şekilde yumuşak oluyor arkadaşlar. Ve içerisine bütün sebzeleri, daha önceki kullanılan etleri bir nevi içine serpiştiriyorlar arkadaşlar ve çok fazla da pişirmiyorlar. Az önce içeride gördüm 1,5 dakika bile sürmedi pişirmesi.
Neyse bunu kesmekle ben çok uğraşacağım. Artık başlıyoruz. Afiyet olsun. Ben kestim bile.